Arkadaşlar tekrar selam. Freud'un son konusundayız. Ruh sağlığı bozukluklarına geçmeden önce Freud'u artık hani bilmemiz gereken her şeyi artık konumlandırdığımızı düşünüyorum. Son nokta artık. Freud çatışmalardan bahsediyor bize. Aslında engellenmelerden ve çatışmalardan birlikte bahsediyor ve diyor ki ne zaman arzularımız, isteklerimiz, herhangi bir konuda bu her şey olabilir yani engellendiğinde tabii ki insanlar bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bu hayal kırıklığının üstesinden gelebilmek için kendini bulan, kendiyle daha bütün olan insanlar kalıcı çözümler üretiyorlar, mantıklı çözümler üretiyorlar. Ama bazı insanlarsa çözümle yüzleşmek yerine tamamıyla çözümden kaçarak savunma mekanizmalarıyla bir şekilde kendilerini hani teselli ediyorlar ya da sorunu geçici olarak hallettiklerini varsayıyorlar. Freud bunu çok tabii şey yapmıyor. Yani savunma mekanizmalarının bu kadar kullanılması geçen derste de bahsettiğim ruhsal bozuklukların en temelinde olan bir şey ki transferansı konuşacağız birazdan. Biz transferans hasta yaparken ne yapıyoruz? Neye bakıyoruz? Yani bu savunma mekanizmalarının ya da yorumlama yaparken de kullanılmasına bakıyoruz her zaman. Bunları konuşacağız. Evet, Freud'da 3 tane çatışma var. Gelişim dersinde de bahsetmiştik bunlardan. Yaklaşma, yaklaşma, kaçınma, kaçınma, kaçınma. Şimdi hep söylüyorum aslında, yani keşke bütün çatışmalarımız yaklaşma gibi olsa. Yani sonuç ne olursa olsun benim istediğim bir şey. Yani derecelendirmiyorsak en azından. Mesela ben film izlemeye gittim. Bir bakıyorum, istediğim 2 tane film de vizyonda. Yani mutlaka insan bir kafası karışıyor, bir gerilim oluyor ama yani bazen hayatın içinde çok daha derin problemler yaşanabiliyor. Burada da yine mesela bir erkek düşünün. Erkekler çok yaşıyormuş bunu, öğrenciler öyle söylüyorlar. Hocam 2 tane çok güzel kız var. Ya şimdi ben ne yapacağım falan. İşte tabii çok zor bir durum. Gerçekten Allah sabır versin yani. Bu nasıl bir şey olacak ama bu çocuklarımızın yaşadığı sıkıntı da arkadaşlar genelde yaklaşma oluyor. Yaklaşma kaçınma da ben bir şeyi iyi özelliklerinden dolayı istiyorum ama kötü özelliklerinden dolayı istemiyorum ya da olumsuz özelliklerinden dolayı istemiyorum. Diyorum ki mesela ya Amerika'ya gitmek istiyorum ama o kadar yol çekmek istemiyorum. İşte ne bileyim yemek yemek istiyorum. Ya böyle güzel işte ne bileyim kalorili şeyler yemek istiyorum ama kilo almak istemiyorum. Bunlar tabii ütopya ama insanda bir gerilim yaratıyor mu? Kesinlikle yaratıyor. Kaçınma hep söylüyorum düşman başına. Yani insanların istemediği 2 tane durum arasında kaldığında yaşadığı sıkıntı. Hani seç bakalım 40 katır mı 40 satır mı? Düşünsenize yani. Dolayısıyla da kaçınma insanlarda gerilim yaşatıyor. Mesela danışanlar geldiğinde onların çatışmalarını sorgulamak da esasen çok önemli. Yani buna da dikkat etmekte fayda var. Gelelim Freud'un meşhur ödipal karmaşa kavramına. Ödipal karmaşa, ödipal çatışma ne demek? Şimdi bakın aslında Freud 3-6 yaş arasında kız çocuklarının babaya, erkek çocuklarında anneye hayranlık duyguları beslediğini söylüyor. Bu dönemde inanılmaz bir şekilde anne ve babalara yönelik işte hani karşıt cins çocuklarından bir enerji geliyor. Freud'a göre böyle. Ben çok katılmıyorum. Mesela ödipal karmaşayı biz pratikte görüyoruz. Evet 3-6 yaşındaki çocuklar mesela kız çocuğu diyor ki ben babamla evleneceğim. Erkek çocuğu annesine bir hayran ama bunu Freud'un yorumladığı anlamda çok da yorumlamıyoruz. Tabii bizim kanaatimiz çok önemli değil bu noktada. Ama Freud kendi yaşadığı dönemde ödipal karmaşa ya da oedipus karmaşasından bahsediyor. Elektra diye bir kavramı kullanmıyor. Freud öldükten sonra kızı Anna Freud babasının bu kavramını alıyor, üzerinde çalışmalar yapıyor ve nihayetinde elektra karmaşası diye bir şey de ortaya koyuyor. Şimdi aslında hikaye çok eskiye dayanıyor. Yani şöyle düşünün, Freud antik Yunan'dan çok beslenmiş bir adam. Antik Yunan efsanelerini falan çok okuyan bir adam. Antik Yunan'da bir kehanet var. Bir krala bir gün bir kahin geliyor ve diyor ki senin bir oğlun olacak. Oğlun büyüdüğünde seni krallığından edecek ve diyor annesiyle evlenecek. Kral buna çok
şey yapamıyor. Hani böyle büyücülerin, gizemcilerin söylediği şeyler, hani böyle yok takmayayım canım çok önemli değil falan dersin ama bir taraftan da insan takılır ya. Adam tedbir amaçlı bütün çocuklarını ne yapıyor? Doğan bütün çocuklarını ya öldürüyor ya da onları bir şekilde ortadan kaldırıyor. Oidipus doğuyor. Oidipus'u orada kara ormana gönderiyor. Kara ormanın şöyle bir özelliği var. Oradan çıkmak imkansız. Ama tabii hikaye bu ya. Oidipus büyüyor. İşte yarı hayvan yarı insan tarafından böyle bir değişik bir yaratık tarafından büyütülüyor. Kara ormandan çıkması için kara ormanın kapısındaki ağaçlarla savaşması gerekiyor ve bu ağaçlar yenilmez ağaçlar. Ama bir şekilde Oidipus bunları yeniyor ve ormandan dışarıya çıkıyor. Dışarıdaki dünyada ilerlerken Oidipus babasının krallığına varıyor. Tabi babası olduğunu bilmiyor. Babasıyla savaşıyor ve babasını tahtından edip hani bir şekilde yerine kendi geçiyor ve babasını öldürüyor. Yani kehanet gerçek oluyor. Sonrasında annesini görüyor, annesine aşık oluyor ve annesiyle evleniyor. Tabii annesi olduğunu bilmiyor. Annesi olduğunu öğrendikten sonra da kaynaklar değişik sonlardan bahsediyor ama genelde kabul gören bir son var. İşte kendini öldürdüğünü söylüyorlar. Şimdi Freud bu efsaneden ya da mitten yola çıkarak bir kavram ortaya koyuyor. Oidipus karmaşası. 3-6 yaş arasında yaşanıyor. Ve kız çocuğun babaya, dediğim gibi az önce de erkek çocuğun anneye yoğun bir enerji göndermesiyle alakalı. Freud'a katılmadığımız nokta, Freud bu enerjiyi cinsellikle ilişkilendiriyor. Biz öyle düşünmüyoruz. Şimdi Oidipus'ta ne oluyor bakın. Oidipus, Anna Freud'a göre erkeklerde görülüyor. Elektra kızlarda görülüyor. Oidipus karmaşasında erkek çocuk anneye hayranlık besliyor. Anneye aşık oluyor, sevgisini yolluyor, her neyse. Ama arada bir engel var. Baba. Ve erkek çocuklar bir anksiyete yaşıyorlar. Kastrasyon anksiyetesi. Ya da iğdiş edilme korkusu. Ya da hadım edilme korkusu. Dolayısıyla Freud diyor ki, erkek çocuk diyor, babasının onu cezalandırmasından korktuğu için bu diyor duygularını bastırır, babasıyla özdeşim kurar ve bu sendrom atlatılır diyor. Şimdi görünürde atlatılmış olabilir ama ya atlatılmadıysa Freud'a göre bir saplantı oluşuyor. Freud diyor ki bu süreçte diyor bir şekilde diyor annesine içten içe hayranlık besleyen erkek çocuklar ileride de annelerine bağımlı olurlar. Ya da sürekli annelerine benzeyen kadınlarla birlikte olmak isterler. Bu da yaşanan saplantılardan bir tanesi. Türkiye'de çok fazla. Çünkü Türkiye'deki anneler, yani kimse kusura bakmasın ama biz erkek çocuklarımızı yetiştirmek konusunda çok büyük hatalar yapıyoruz. Yani bütün erkek annelerinin şöyle bir Hürrem sendromu var. Erkek doğurdum. Bak saltanatı garantiye aldım falan. Yani dolayısıyla da kendilerine aşık çocuk yetiştirmek gibi bir hatalar yapılıyor. Mesela bizim çok kızdığımız bir şey. Çocuklarınıza babalar ve anneler için söylüyorum. Çocuklarınıza aşkım demeyin. Çok yanlış. İşte sevgilim, aşkım bu ifadeler doğru ifadeler değil zaten. Çocuğun gelişimini sekteye uğratan ifadeler. Çocuk size bağımlı olmamalı. Yani ya da... Efendim? Hayatımın manası romantik güzel bir şey. Şimdi bizim yönetmenimiz Etrabi Hanım duyuluyor değil mi? Senin konuşman ha. Şey diyor, hayatımın manası desem diyor, hani bir şey olur mu diyor. Bunda bir sakınca yok. Ama hani böyle çok abartılı aşkın falan, hani böyle gerçekten sıkıntılı. Ben yeri gelmişken söyleyeyim, kamu spotu olarak bunu geçelim. Mesela şu bununla alakalı bir yazı yazdım ben dergide. Dedim ki bu çocuklarınızın fotoğraf paylaşımları mesela, değil mi? Çok yanlış.
Arkadaşlar bu dönemde yaşıyorsak sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz. Ben özellikle iş için inanılmaz hani sosyal medya ile iç içe olmak durumundayım. Ama sosyal medyada çocuklarınızın mayolu bikinili fotoğrafları neden paylaşıyorsunuz? Yani neden paylaşıyorsunuz derken size bunu şey yapmıyorum. Ya da erkek çocuklarınızda da aynı şekilde bunları lütfen yapmayın. Yani bunlar dini ya da ahlaki açıdan söylemiyorum. Bunlar çocuğun gelişimsel sürecini riske atan durumlar. Bir de yani bu kadar ulu orta bir alanda bunları paylaşmanın ne anlamı var? Değil mi? Çok saçma. Ben çok görüyorum. Ya çocuk mesela daha 8-9 yaşında saçma sapan fotoğraflarını paylaşıyorlar. Yani bunlar hakikaten çok sıkıntılı şeyler. O yüzden geri gelmişken bunu da söylemek istedim. Bunlara böyle size çok küçük gelebilir ama o çocuk bir de şöyle düşünün. Yani çocuk için bunu normalleştiriyor anneler, babalar. Yani manasız geliyor bana. Çok anlamsız geliyor. Ne gerek var? O yüzden de çocuklarınızın gelişimi açısından yani özellikle erkek annelerine söylüyorum. Allah aşkına yani çocuklarınızı böyle kendinize kul, köle, müptela yetiştirmeyin. Kızlar zaten hiç öyle olmuyor. Yani kızları böyle bir... Aynen. Kızları daha bir şey yapıyoruz yani. Bizde enteresan bir şey. Bakın kızlar daha güçlüdür. Erkekler daha bağımlıdır. Yani bu çok ilginç bir şey yani. Bir kız çocuğu kendi başına ayakta durabilir ama erkekler öyle değiller. Ben bunu yani çok fazla deneyimledim, çok fazla gördüm. Durum böyle. Bana şey diyorlar, hocam sizin de oğlunuz olsa bakalım nasıl yetiştireceksiniz falan. Vallahi olursa göreceğiz ama yani kendime böyle aşık bir çocuk yetiştirme gibi bir derdim yok yani. Evet, şimdi Elektra'ya geçelim. Elektra karmaşasını, yani bu erkeklerdeki saplantı ne? Dediğim gibi anneye bağımlılık ve bir şekilde hani hep anne gibi bir figür elde etmek. Ama Elektra'ya baktığımızda Freud diyor ki kız çocukları da 3-6 yaş arasında babaya yönelir. Babaya yönelir, arada bir engel var, anne. Düz duvara toz. Bir de Freud şeyden bahsediyor. Yani erkek ve kız çocuklarının farklı genital organlara sahip olmasından dolayı kızların kendilerini bu dönemde eksik hissettiğini söylüyor. Bunun da bir şekilde tamamlanamamak gibi bir sıkıntıya sebep olduğunu söylüyor Freud. Ve diyor ki yani bir şekilde annenin kendisini cezalandırmasından korkan ve kendini eksik hisseden kız çocuğu ne yapar? Ne yapar? Anne ile özdeşim kurar ve bu sıkıntı ortadan kalkar diye düşünüyor. Olmazsa, ola ki babaya olan hayranlık bir türlü gitmedi. Yani hep şunu söylüyor mesela Freud, diyor ki ileride de bu işte insanlar yetişkin olduklarında sürekli bir tamamlanmamışlık hissi yaşarlar. Hani hep kendini eksik görür, hep kendini yetersiz görür ya da babası gibi figürler ya da rollere, hani o rolde olan insanlara yönelir diyorlar. Mesela bizim çalıştığımız bir vaka vardı. Baba alkolik, böyle bir problem var, tedavi görmüş falan. Kızın sıkıntısı şu, işte hani görüştüğü insanlar hep böyle alkolüye yatkın insanlar. Aslında babasından nefret ediyor falan. Ama işte bakın alt mekanizma da hep geliyor orada. Yani bir şekilde işte annenin yetiştirme tarzı, babanın yetiştirme tarzı bu kız çocuğunda bir hasar yaratmış belli ki. Yani psikanalitik mantık ben çok seviyorum. Yani o yüzden de sorgulamayı da çok seviyorum. Bu noktada bize çok şey sunuyor. Bir püf noktası söyleyeceğim. Ben olsam kesin sorardım ÖSYM'nin yerinde olsam. Yani bu kitaplarda yazmayan bir bilgi. Ya, gerçi ben yazdım. Artık yazıyor kitaplarda. Şöyle söyleyeyim. Ödipal çatışmayı. Ortadan kaldıran mekanizma. Özdeşim kurmadır. Ödipal çatışmayı ortadan kaldıran mekanizma özdeşim kurmadır diyoruz. Evet, böylece bunu da halletmiş olduk. Son artık böyle çok ufak olmak üzere şeyden bahsedeceğim. Freud'un kullandığı psikanalitik yöntemler. Bunlar ÖABT dersinde
psikolojik danışma teknikleri diye bir dersiniz var. Orada hocanız anlatacak zaten. Ama şöyle çok üzerinden kısaca geçelim. Hipnoz arkadaşlar biliyorsunuz yani hastanın bilinç dışını ortaya çıkarmak için kullandığımız yöntemler. Zaten bunların hepsi bilinç dışını yüzeye çıkartan yöntemler. Telkin esasen fikir aşılamak demektir. Hastanın bir şekilde bastırdığı o duyguları, dürtüleri ortaya çıkartma mantığına dayanır. Serbest çağrışım ne? Biliyorsunuz Freud'un bir koltuğu var. Şuraya çizmeye çalıştım ama tam olamamış olabilir yani. Şimdi Freud hastalarını buraya uzanmasını istediğinde onlara bazen bir konu söylüyor ve hasta tamamıyla kendi kurgusuna dayalı olarak o konuda konuşmaya başlıyor. Hiçbir sınırı yok, hiçbir müdahale asla yok. Freud diyor ki, böylece diyor, hastanın o altta kalan işte duyguları, dürtüleri ne olacak? Dökülmeye başlayacak. Yorumlama analizi. Arkadaşlar, Freud bunu çok önemsiyor. Şimdi insanların kullandıkları savunma mekanizmaları onların kendilerini değerli ya da değersiz görüp görmediğini gösterir. O yüzden de biz hani gerçek hayatta da danışanlar geldiğinde onların yorumlama tarzlarını çok iyi anlamak durumundayız. Ve son olarak transferans. Şimdi Freud'un çok eleştirilen yönlerinden bir tanesi. Şeyi okuyun, Divan'ı okuyun mesela Arvin Yalom'un. Nietzsche ağladığında mutlaka okuyun kitaplarını. Şu an okumayın ama sonra okuyun. Transferans şu, analist ve hasta ilişkisinin dışında. Yani normalde nedir? Hasta gelir, danışan gelir, analist buradadır ve aralarında hasta ya da danışan-danışman ilişkisi olabilir ya da analist-hasta ilişkisi olabilir. Freud diyor ki bazı durumlarda diyor, hastalar geçmişte yaşadıkları insanları, rolleri, figürleri bir şekilde ne yaparlar? Analiste yönlendirirler ve hem rahatlarlar hem de bu gerçekten iyi bir analist ise, yani iyi bir gözlem yeteneği varsa o kişinin kiminle neyi ilişkilendirdi, ne yaparsınız kolayca anlarsınız. Şöyle düşünün, adam işte Freud'un koltuğuna uzanmış, ondan sonra şey diyor mesela, ya ben çok konuştum, sizi de çok sıktım, hadi şakalar yapalım falan diyor ve işte analist düşünüyor. Aslında ona bunu hissettirmişler. Çocuk annesiyle olan ilişkisinde birazcık orayı deştiğinizde annesiyle olan ilişkisinde böyle ilerlediğini görüyoruz. Yani annesine bir şeyler anlattığında annesi onu sıkıcı buluyor. Çocuk da onu bir şekilde hani onun tarafından kabul görmek için şakalar yapmayı tercih ediyor. Nihayetinde hasta bunu analiste bir şekilde yansıtmış oluyor. Ama transferansın anlaşılması için analist yapan kişinin çok yetkin ve ciddi anlamda donanımlı olması gerekiyor. Evet, durum böyle arkadaşlar. Mesela biz yorumlamada şuna da bakarız. Danışanla konuşurken bazen bir konu açılır. Mesela babasından konu açıldığında şöyle bir dalar gider mesela pencereye doğru bakar. Bu da bizim için bir ipucudur aslında. Dolayısıyla bunların hepsi işte transferans, yorumlama, serbest çağrışım, rüya yorumları bunların hepsi bizim için bir kriter diyoruz. Evet, burada da bitiriyoruz. Hadi bakalım devam ediyoruz.